Müsait misin ya? Dün üçüncü partiyi yükleyemedim ya, meşguldüm. İki parti sohbet yükledim, üçüncü duruyor. Onu halledeceğim inşallah. Geliyor mu sesim? Uyuyor muydun? Nasıl? Sesin gelmiyor da. Niye öyle ya? Dur bakayım. Sen zaten beni duyuyorsun değil mi? Ben seni hiç duymuyorum biliyor musun? Ne dediğini anlamıyorum. Yani saçma sapan sesler geliyor telefonundan dolayı muhtemelen. Fakat sıkıntı değil o. Şimdi sen beni net duyuyorsan sıkıntı yok. Doğru mu? Tamam. Yani ben zaten bak sana bahsetmek istediğim bir yer var. Senin sesin anlaşılmasa da sorun değil. Geçen gözüme bir nokta ilişti. Bak onu da paylaştım. Onu sana hemen göstereyim. Çok garip böyle enteresan, nerede dikkat çekici ifadeler var. Hemen arayıp buluyorum yani. Kıl kırıllık nurcular şaşırıyorlar ya. Yani. Bunu da okul bahçesinde defalarca üst üste böyle taadat ettim, okudum. Orada dikkatimi çekti. Gayri ihtiyari. Bak şurası. Bir dakika. Yazılar çok küçük ya. Niye öyle? Şunu büyütelim. Böyle olmaz. Bak şimdi ne diyor? Saniyen bir şeyi reddetmek ayrıdır. Kalben kabul etmemek ayrıdır. Ve amel etmemek bütün ayrıdır. Burası değil. Neresi? Şurası bak. Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri. Kim onlar? Nurcular. Evet. İdareye dokunmamak şartıyla, bak sosyoloji dersi veriyor Üstad Hazretleri. İdareye dokunmamak şartıyla rejim ve usulünüzü. Ne demek yani? İdareye dokunmamak şartıyla la dini rejimi ve din ile devlet ilişkilerini birbirinden ayırmak. Bunu yani, bu usulünüzü ilmen kabul etmezse, dinsiz bir millet yaşayamaz. Dünyaca bir umumi düsturdur diyor Üstad Hazretleri. Dinsiz bir millet yaşayamaz ifadesi neyi gösteriyor bize? Onların bu usulünün yanlış olduğunu ilmi olarak bize ders veriyor. İdareye dokunmamak şartıyla rejim ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse. Şimdi bak geliyor, sıkı dur. Hatta rejimin sahibine adavet etse. Onlara kanunen ilişilmez. Bak nasıl ama, bomba. Değil mi? Tabi edilebilir. Ben hemen paylaştım. Dedim ki üstadın ifadelerine nazaran Mustafa Kemal'e düşman olmanın hiçbir cihette kanunen suç olması mümkün değildir. Sadece onun için değil, herhangi biri için de geçerlidir. Bak kitapta yazıyor. Yahu hocam işin gücün yok mu ya, nelerle uğraşıyorsun? Evet. Bu ibadettir ya mübarek. Değil mi? İlimdir yani bu. Üstad Hazretleri bu yolu açmış. Şimdi tatlı su nurcuları, estağfurullah, yanlış söyledim. Tatlı su narcıları Kemalist putperestlerden daha çok bana saldırıyorlar. Yahu diyorum, sen nurcu musun, Kemalist misin? Mübarek. Cebelleşiyoruz yani. Bak kitapta yazıyor. Sen diyebiliyor musun ki
Yanlış okudun, üstadın öyle bir ifadesi yok. Risalelerde böyle bir ibare, ifade, cümle mevcut değil diyebiliyor musun? Hayır. O zaman terbiyesizlik yapmayacaksın. Bak, kitapta yazıyor. Tekrar okuyalım. Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri. Ben bunu haftalar önce okumuştum. Şimdi aklıma geldi. Seni arayıp birkaç mütevazi malumat vermek istedim. Burası işte. Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri. İdareye dokunmamak şartıyla bak. Müsbet hareket. Geçen dersimizde ne demiştik? Hiçbir şekilde devlete, menkule, gayrimenkule, vakıf mallarına, ATM'lere, bakkallara, çakkallara, hiç kimseye fiziksel olarak bir müdahale bizim tarafımızdan, açımızdan yapılması söz konusu olamaz. Kabul edilemez. Doğru mu? Zarar vermeyiz kimseye. İsyan etmeyiz. Biz zalimlerin tepesine ilmen çökeriz. İlmen. Yahu Allah aşkına dünyada ilimden daha zararsız bir şey var mı diyeceğim ama hatalı bir cümle olacak. Şöyle söyleyelim. İlmin zararı olabilir mi? Asla. Mümkün değil yani. Dünyada en zararsız bir şeyi göster, bu ilimdir. En zararsız ifadesi de bak nakıs. Dünyada tek zararsız olan şey ilimdir diyebiliriz. Yani ilmin hiçbir cihette zararı mümkün değildir. Değil mi ya? Çünkü bir kuvvedir. Fiili değildir. Yani kuvveden fiile çıkarırsan öyle değil mi? Şimdi bak, ilim kuvvedir, latifedir, hissiyattır, duygudur, neyse. Fakat fiile çıkarırsan, fiile tebdil ederse, dönüşürse, üstadın ifadesi bu. Kuvveden fiile çıkarsa o zaman zarar olur. Fiziksel müdahale gerektirir. Yani atıyorum mesela, misal vermek gerekirse. Evet, Deccal ölmelidir. Bak, ilim. Bu ilimdir, kuvvedir. Evet, ölmelidir. Adam gidiyor, benim bu sözümü işitti ya. Gidiyor silahı alıp öldürüyor. Hayır. Ya imanın, Kur'an'ın nuruyla öldürülmelidir. Biraz evvel dedim ya, ilmen tepesine çökülmelidir. Bunun bir zararı yok. İlim. Kimseye de kabul etmelisin diye zorlamıyoruz. Öyle değil mi ya? Adamlar ikna oluyorlar. Ben okuyorum mesela bu dersleri. Evet diyor, çok güzel noktalara temas ediyorsun. Haklısın diyor adam. Zorlamıyorum ben. O yüzden ne diyor bak, idareye dokunmamak şartıyla ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse, yani anti laik, anti kemalist olsa, dahası var bekle, hatta rejimin sahibine, la dini rejimin kurucusuna, yani Mustafa Kemal'e adavet etse, onlara kanunen ilişilmez. El hubbu lillah vel bu'du fillah. Öyle değil mi ya? Allah için seviyorsun da, geçen paylaştım sohbetimde, dersimde. Allah için hoşgörüde bulunuyorsun da, muhabbet ediyorsun da, sende sadece muhabbet, hoşgörü ve sevgi duyguları mı mevcut? Nerede kaldı kin, nefret ve intikam gibi menfi hasletler? Bunların karşılığı, mukabili yok mu? Allah abes iş mi yapmış ki senin vücuduna bunları derc etmiş? Kafasız adam diyorum. Peki bunların karşılığı nasıl olacak? Nasıl? Dosta muhabbet, sevgi, hoşgörü, düşmana kin, nefret ve intikam. Çok felaket alınıyor adamlar. Yahu ne yapalım? Bu her arenada, her siyasette, her ülkede, her devlette, her rejimde vardır bu. Senin ülkenin topraklarını taciz eden adama değil mi?
Niçin sen misliyle karşılık veriyorsun? Taciz atışı yapıyorlar, hemen karşılık veriyorlar. Nerede kaldı sevgi, hoşgörü demeye benzer bunların aptallıkları. Bak kavramları nasıl karıştırıyorlar, öyle değil mi? Bilerek. Cerbeze yapıyorlar. Benim Allah gayeyi, hayalime, hedefime bu latifeleri, bu hisseleri vermişse benim bunları kullanmam lazım. Peki dikkat edilmesi gereken nedir? Yerli yerinde kullanacaksın. Sapla samanı karıştırmayacaksın. Değil mi? Ne kadar bak enteresan bir ilim ortaya çıkıyor bak efendim. Tabii ki mübarek adam. Yoksa ne olursun? Sendeki bu kin, nefret ve intikam gibi, yani sevmemek gibi, nefret etmek gibi hasletleri sen yok edersen, hayır bende böyle bir latife yok dersen, feto gibi, ortalık malı olursun. Gelene ağam, gidene paşam dersin. Onun bunun ayağına eğiriz. Yahu arkadaş, ben şaşırıyorum yani bu ülkede alıştık artık, her ölen şehit oluyor, her ölen cennete gidiyor. Buna alıştık da şuna biraz zaman var alışmamız için. Yahu hiç kimse kafir olmuyor ya memlekette. Yani şu Türkiye Cumhuriyeti'ni kastediyorum, bu millette. Hiç kimse kafir olmuyor, olamıyor. Kadir Mısıroğlu'nun çok güzel bir ifadesi var, benim de hoşuma geliyor. Yani öyle bir bağnaz bir yapı teşkil edilmiş ki, öyle bir yobaz zihniyet hakim olmuş ki bu İslam dininden çıkmak mümkün değil. Girmek çok kolay. Bedava. Ücretsiz. Yol geçen hanı. Tamam doğru. Buna itirazım yok. Fakat çıkmak niye zor? Hatta gayrimuhal, imkansız. İşte bu FETÖ'nün inancına göre böyle. Yoksa şeriata göre değil. Şeriata göre kelime-i tevhidle, tamam mı? Girersin, aynı zorlukla, aynı kolaylıkla diyelim. Haddi vasat olarak, aynı seviyede, aynı derecede kelime-i küfürle çıkarsın. Yani bir insanın İslam dairesine dahil olması için bir emek harcaması yetiyorsa, o daireden ihraç edilmesi için de bir emek harcaması kafi ve vafidir, yeterlidir. FETÖ'nün tahrifatı, hatta tahribatı diyelim. İşte budur. İslam dininden çıkmak mümkün değil. Ama girmek pekala. Sorgulamıyor adam. Amenna. Fakat çıkmak da aynı kolaylıktadır. Sen kalben kabul edersen bir elfaz-ı küfrü çıkarsın. Bak ta ucu nerelere dokanıyor bak. Enteresan bir mesele. Demek ki rejimin sahibine Allah tarafından bize verilen adavet duygusu kullanılmalıdır. Hatta şöyle diyelim, Allah'a düşman olana biz de düşmanız. Bitti. Zoruna gidiyor adamlar. Ne yapalım? Yani senin Allah'a düşman olman suç değil. Sen Allah'a düşmanlık yaptığın için sana düşman olmam suç. Aptallığa bak. Ya bu dünyayı arkadaşım eşekler mi yönetiyor ya? Aptallar mı yönetiyor bu dünyayı? Yani benim şöyle bir beklentim yok. Sen de gel bize katıl. Sen de benim fikrimi, beyan ettiğim malumatımı kabul et demiyorum. Ama adil olamıyorlar. Yani senin Allah'a düşmanlık etmek hakkın var. Bir beşer olarak Allah'a düşmanlık etmek hakkın var. Fakat benim bir beşer olarak, benim gibi aciz birisine, yani sana düşmanlık etmeye hakkım yok, suç oluyor. Aptallığa bak. Bu eşitlik bile değil. Bırak adaleti, bu eşitlik bile değil. Bu senin lehine verilen bir karardır. Adam diyor ki ben Kur'an'a, Allah'a düşman olurum, kimse bana hesap soramaz. Ama bana düşman olana cezasını veririm, onun canını yakarım. Bırak adaleti, bu eşitlik bile değil. Geçen paylaştım. Kitapta yazıyor.
Yani şu ifadeleri okuduktan sonra beni hiçbir yasa kanun alakadar etmez. Beşeri noktada umursamam. Bu şu fıkrayı aklıma getirdi. Kazan doğurduğuna seviniyor da öldüğüne üzülüyor. Yani sana verilen muhabbet vücudunu hoyratça, canım cicim aşkım bir tane millete dağıtıyorsun. Bak, kaynak nereden geliyor, bunun menbaı nedir sorgulamıyor. Ama nefrete intikama gelince dut yemiş bülbüle dönüyor. Aptala bağırıyor adam, malak oluyor. Sanki dilini koparmışlar da ağzını açamıyor. Konuşsana yine konuş, öyle değil mi? Konuşamıyor bak. Demiyoruz ki git milletin gözünü çıkar, kafasını kopar. Öyle değil mi ya? Demiyorum. Bak yukarıda zaten ne dedi? Üstad tedbirini almış bak. İdareye dokunmamak şartıyla. Bitti. Rejim ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse beni tarif ediyor bak. Hatta rejimin sahibine adavet etse. Onlara kanunen ilişilmez. Risalelerse o gibi risalelere mahrem demişiz. Neşrini men etmişiz. Ne güzel değil mi ya? Sarbaşa sarbaşa oku oku dur. Nurculuk budur. Bak. Ben kendi nefsimden, etimden, kanımdan, cismimden, derimden, kemiğimden bir şey söylemiyorum ki. Kitapta yazıyor. Ben icat etmedim ki bu ifadeyi, Risale'ye ben sokmadım ki bu cümleleri. Bak burada yazıyor. Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan düsturu demek ki beraberinde neyi de getiriyor? Rejimin sahibine adavet edebilirsin diyor. Sen peki bu selahiyeti, bu yetkiyi, bu hakkı bana bu istikakı vermediğin zaman hangi sözün senin yalan oluyor? Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan ifadesi sloganik politik bir sözden ileri öteye geçemiyor. Hürriyeti fikir varsa rejimin sahibine ben düşmanım diyebilmeliyim. Ama çarkı öyle bir kurmuşlar ki sen böyle söylediğin zaman sana ağzına geleni söylüyor, daha beterini ifade ediyorlar. Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan, bak tekrar tekrar okuyorum. Kaçırdığım bir nokta var mı diye. Hayır. Varsa gösteririz. Kanaldaki arkadaşlara da sesleniyorum. Yorumlarınızı yazın. Bu hususiyet ile alakalı varsa gözümüzden kaçan bir nokta belirtin. Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri. Demek nurcular arasında da hepsi aynı seviyede değil. Cesur olanlar var, pasif olanlar var, ötlek olanlar var, korkak olanlar var. Risale-i Nur'un hepsi değil, bir kısım şakirtleri. İdareye dokunmamak şartıyla rejim ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse, hatta rejimin sahibine adavet etse, onlara kanunen ilişilmez. Bir dakika. Evet. Risaleler ise o gibi risalelere mahrem demişiz. Neşrini men etmişiz. Sana söylemek istediğim husus, ders, kayıt, noktayı nazar bu idi. Çok güzel değil mi? Harika ya. Mübarek. Bu cümleleri al, git meclise, bütün kravatlara ders ver.
adamların nutku tutulur. Üstad ne diyor bunlar için? Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde. Neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Dünyanın işini bile bilmiyorlar. Otoriteyi bilmiyorlar, disiplini bilmiyorlar. Ne askeriyede, ne mecliste, ne siyasette. Askerlere zulüm değil mi ya? Milleti onlara güldürmek, kırdırmak. Zavallılar ya, emir geldi diye hareketlere baksana. Fuş gibi hareket etmeden duruyorlar. Piyanolar, bandolar, orkestra eşliğinde ellerini yukarı kaldırıyor adamlar. Robot gibi adım atıyorlar. Ya bu arkadaşım şaklabanlıktır ya, vallahi diyorum. Bu disiplin değil, otorite böyle olmaz. Ahlakla, ilimle, faziletle, edeple olur. Otorite, disiplin. Sen hiç peygamberin sahabelerine bakmadın mı ya? Haşa, böyle aptal aptal hareketleri var mıydı? Ama dünyanın komutanına, liderine en bağlı insanlardı sahabeler. Değil mi? Peygamberin bir tek sözü yetiyordu. Nasıl bir itaat var? Öyle değil mi? İşte budur. Ahlakla, eğitimle disiplin sağlanır. Bilmiyorlar işte, dünyanın işini dahi bilmiyorlar. Yazık adamlar ya. Sokaktaki çocuklar gülüyor bu adamların hallerine. Bir tane cenazeyi taşıyacaklar. 6 tane, 8 tane asker geliyor. Aman Allah'ım ya, ben utanıyorum ya. Robot gibi. Rab diye rap rap. Zap diye zap zap. Rab diye rap 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 rap. Bu ne ya? Bak. Utanç verici yani. Koca koca adamlar. Yani düz yürüyemiyor musun sen? Ayağında akrep mi var? Topuğuna çivi mi battı? Düz yürüyemiyor adam. Eller, kollar, ayaklar birbirine dolanıyor adam. Robot gibi yani. Ben çocukken izliyordum Robocop filmini, de oradan hatırıma geliyor. Bildiğin Robocop. Programlanmış. Şeyi de eleştirdim geçen. Yeri gelmişken onu da sana söylemek istiyorum. Okullarda pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşı eşliğinde Mustafa Kemal'e ayin düzenliyorlar. Secde ediyorlar. İstiklal Marşı gibi müsbet, güzel, hoş bir şiiri ayinlerine perde ediyorlar. Soranlara Mustafa Kemal'e tapıyoruz diyemiyorlar. Evvelden diyorlardı, şimdi diyemiyorlar. Ne yapıyoruz? Saygı duruşu. Put var ama İstiklal Marşı için. Hayır, siz İstiklal Marşı'nı istismar ediyorsunuz. İstiklal Marşı orada konu mankenidir. Hiçbir önemi yoktur sizler için. Peki putu kaldır o zaman arkadan, o kelleyi. Görelim bakalım İstiklal Marşı'na muhabbetin var mı? Bu yalan. Saygı duruşu adı altında diyor Bediüzzaman Hazretleri, başlarını rükuğa getirirler. Hatırladın değil mi? Beşinci şua, yanlışım yoksa. Beşinci mesele. Yahu bir tane adam düşünüp de merak edip sorgulamıyor. Baş rükuğa gelir mi ya? Bak ne kadar latif, naif bir ifade. Ne güzel bir betimleme. Üstadın ifadesi. Başlarını rükuğa getirirler demektir. İşte saygı duruşudur bu. Yani başların rükuğa gelmesi katıksız. %100 milyar. Saygı duruşudur. Yoksa baş niye rükuğa gelsin ki? Deli mi adam, dışarıda niye yapsın? Otobüs beklerken başını niye rükuğa getirsin? Ancak deccala, puta tapınırken baş rükuğa girer. Bak ne kadar güzel ifade ediyor. Yani secde eder demiyor bak.
öyle bir ifade tarzını Bediüzzaman benimseseydi, ben secde etmiyorum ki bak, ayaktayım. Ama başını öne kırıyoruz. Şirke düşüyoruz. Üstad seni saygı duruşundan yakalıyor. Yoksa o adamın o puta secde ettiğini mümkün değil anlatamaz. İzah ve ispat edemezsin. Halbuki secde etmiş oluyorsun yani. Ama hayır diyecek adam, inkar edecek. Bak ayaktayım. Üstad da diyor ki saygı duruşu işte. Başların rükuğa gelmesidir. Bu sefer kaçamıyor bak. Kaçacak delikleri kapatıyoruz. Bilmem. Ve mesela bak, konu konuyu açıyor. Sana yine Risale'den göstermek istiyorum. Bak bu Risale'ler hakikaten mükemmel eserler. Birbirleriyle bağlantılı bir eser. Neden? Biraz evvel ne dedik? İlim dedik, masum bir sıfattır. Fiile çıkmamış bir kuvvedir dedik. Doğru mu? Peki ilim dediğimiz bu hususu biraz daha açmak gerekirse hangi Risale'ye müracaat etmemiz lazım? Tahmin et bakalım. Kader Risalesi'ne. Evet. Bak ilim malima tabidir. Bak güzel tahmin ettin. Aynen orası bak. Çok güzel. İlim dedik ya şimdi. Rejim sahibine ilmen adavet etse, biraz daha açalım bak burayı. Orada da bak çok güzel izah ediyor. Şimdi benim bu söylediklerimi teyit edecek Üstad Hazretleri. Tabii açabilirsem. Şimdi 25. söze ben niye atladım? 26 olması lazım. Evet, şimdi bak ne diyor? Bu ifadeyi kullanmayı çok severim. Ne diyor bak? Derim hemen okumaya başlarım. Bak şimdi, dördüncüsü. Hadi açıl. Ya bu programı bir türlü adam edemediler. Sapıtıyor yani bu uygulama. Risale programı. Ya da benim hararetli, heyecanlı dersime dayanamıyor. Yetişemiyor hızıma. Ya arkadaşım şak şak diye pat pat diye açması lazım bu uygulamanın. Hızıma yetişemiyor yani. Işık hızında gidiyorum yani. Hatta ışığı geç. Hayal hızı ile mesafe kat ediyoruz. 50 bin senelik mesafeyi diyor değil mi? Bir anda kat edersin. Evet. Bak ne diyor bak. Dördüncüsü kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Kaderi anlatacak değilim. İlim kelimesiyle meseleyi birleştirmek istiyorum. Anahtar kelime ilim. Dedi ya rejim sahibine ilmen adavet etse kanunen ilişimdesin. İlim nasıl zararsız oluyor? Şimdi onu kör gözlerine de göstereceğim Allah'ın izniyle. Bak şimdi. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle tabi oluyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Şurası. Burayı uzun uzadıya tefekkür etmek lazım. Yani ilim desatiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. İşte burası. Bu cümle bir evvelki ifadelerimi teyit ediyor. Yani ilim var ya, o kadar zararsızdır. %100 zararsızdır. Hiç kimsenin korkmaması, çekilmemesi lazım. Yani ilimden korkulur mu ya?
İlimden korkan adam dışarıda gölgesinden korkan adam gibidir, ötlektir. Menfi veya müsbet, ilim insanı korkutmamalı. Onu söylüyor bak. Mütalaa edelim. İlmin tesatiri, yani özelliği, karakteri, vasfı, icabı, mahiyeti, ulviyeti, hüviyeti neyse. Nedir biliyor musun? Malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Senin yaptığın şeyleri, fiziksel müdahaleleri dışarıdan yönetemez, etki altına alamaz. Efendim? Tabii bak, ne diyor? Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. Yani senin diyor ilimden korkman için ne yapması lazım biliyor musun? O ilim biraz evvel dediğim gibi kuvveden fiile çıkıp senin gözüne parmağını sokması lazım ki ilimin böyle bir özelliği yok. Kudretin böyle bir özelliği var. Yani adam kılından, kılıfından kılıcını, kılıncını çekiyor ve sana savuruyor. Bu ilim değil. Bu iradedir. Yani burada ne dedi bak? Bu bir vücudu haricidir. Yani bir tehdittir bu. O yüzden bak bu manalar çok harika. O yüzden birisi beni öldüreceğini söylese korkmam. Nasıl korkarsın hocam? Belindeki silahı çıkarıp bana hücum ettiği zaman. Neden? Çünkü kudrete istinat etti. Yani teşebbüs etti. O artık ilimden harice çıktı. Sen diyebilir misin ki artık bana zarar vermez? Verir. Artık o ilim elbisesinden sıyrıldı. Yeri gelmişken söyleyelim. Burada neyi izah ediyor? Malum yani. Ben diyor alkol alacaksam yarın, bir suç işleyeceksem, ben yaptım, benim ne kabahatim, suçum var. Allah evvelinde kaderine yazmış defterine. O yazdığı için ben suçluyum. Haşa. Ne dedik? Bak Allah'ın ilmi senin yaptıklarına tesir etmez. Tesir etmesi için sana cebren bir yaptırımı olması lazım. Yani sen alkol alacağın zaman elinin felç olması lazım. Oluyor mu? Hayır. Eğer olsaydı o zaman derdin ki Allah bizim irademizi serbest bırakmıyor. Yaptıklarımızdan biz değil, haşa o suçludur demeye hak kazanabilirdin ama öyle olmuyor. Allah'ın bilmesi yani ilmi seni etkisi altına alıyor mu? Almıyor. Nereye bağlıyoruz meseleyi? Yani senin rejim sahibine ilmen adavet etmen onların kılını bile fiziksel manada maddi hususta kıpırdatmaz, kımıldatmaz. Niye korkuyorsunuz o zaman? Mustafa Kemal'e Deccal demişim. Yahu bu ilimdir ya. Bir inançtır bu. Ne yapmışım? Elime balta almış mıyım? Hayır. Ama siz fikirden korkan ötleklersiniz. Düşünceden korkuyor adam. Yani bunun Türkçesi şu. Konuşmak suç. Eğer bir insanın kafasındakileri, düşüncelerini söylemesi, yani konuşması, yani ilmini beyan etmesi suçsa, o zaman diyeceksin ki bizim diktatör rejimimizde konuşmak suçtur diyeceksin. Öyle demiyorsun ama. Münafık bir rejiminiz var. İlimden korkulmaz. İslamiyet'te hakiki hürriyeti vicdan, hürriyeti fikir o derece inkişaf etmiş ki komünistlerin bile neşriyatlarına sen perde olamazsın, set çekemezsin. Kapatın bu matbahaneyi, bu yayın evini diyemezsin. Putperest Kemalistlerin durumuna düşeriz. Hatta zaten Üstad Hazretleri
Misal veriyor. Hazreti Ömer'i örnek gösteriyor. Onun zamanında değil mi? Müslümanlara, müminlere muhalif Yahudiler, Hristiyanlar vardı. Hiçbir cihette onlara erişilmiyordu. Ama evet, özür dilerim, o Hazreti Ömer devrinde. Kemalist bir devirde siz Müslümanların size verdiği hürriyeti, fikri vermediniz, vermiyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? İlim kelimesi bile o kadar mükemmel ki, Allah'ın ismidir yani. Tekrar okuyalım bak. Yani ilim de satiri, malumu, kelime kelime ben açmıyorum bak, sıkıcı olmasın diye. Ben sıkılmam da muhataplarımı düşündüğüm için. Malumu harici vücut noktasında idare etmez diyor. Yani ben senin ne yapacağını, şunu veya bunu yapacağını bilsem şu an, yani geleceği görebilsem, bu seni asla etkilemiyor. Çünkü ilim maddi bir şey değil. Kuvvete saklı. Senin kafanın içinde o. Etkilemez ki. Hatta sana biraz daha açayım bak. Avukatlara da ders olsun. Sözde avukatlara. Şunun suç olduğunu söylüyorlar. Sen adamı tehdit etmişsin. Şöyle böyle yapacağını söylemişsin. Evet, ne var bunda? Suç. İşte olmaması lazım. Sizin dinsiz, batıl kanunlarınıza göre suç. Hakiki noktada suç olamaz. Yapmamışım ki. Sen ihtimali imkanat yerinde istimal ediyorsun. Üstad Bediüzzaman bunu söylüyor. Yapabiliri yaptı gibi kabul ediyor. Yani utanmasa şöyle diyecek. Hocam ha yapacağını söylemişsin, ha yapmışsın. Ne fark var? Aptala bak. Yahu fark olmaz mı? Yahu siz yamyam mısınız ya? Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz? Benim yerimde başkası olsa sana der ki, aldığın nefes bile sana haram ya. Yani aldığın nefes bile sana haram der. Benim yerimde başkası olsa. Öyle değil mi mübarek ya? Yani ilim de satiri, malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Malumu nasıl idare edersin biliyor musun? Malum dediği şu: ben yarın senin alkol alacağını, şarap içeceğini biliyorum ya, bana malum oldu ya. Ben bunu nasıl idare ederim biliyor musun? Yarın bıçağımı alır, kadehi kaldırdığın an kolunu keserim. İçemezsin. Tabii. Ama ilmin, dedim ya, böyle bir vasfı, böyle bir özelliği yok. Kudretin var. Değil mi ya? Allah'ın da ismidir bu, Kadir. Benim arkadaşlarım da var ya. Asker arkadaşlarım var. Ulaşamıyorum ama. Çok arkadaşlarımın adı Kadir'dir. Güçlü, kudretli, o manada. Ama ilmin böyle bir özelliği yok. Efendim, anlamadım. Ne dedin? Sesin gelmedi. Senin arkadaşının ismi de Kudret. Bayanlara da Kudret ismi mi veriliyor? Erkeklere Kadir. Evet. Mübarek. Demek ki ilim maluma tabidir. Malum ilme tabi değil. Ne demek yani bu cümle? Yani ilim desatiri, malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. İlim fiiliyata, iradeye sırtını döner. Göz kırpmaz. Hiç oralı olmaz. Niye? Çünkü malumun zatı, o yaptığın pislik, yediğin herze, işlediğin halt diyelim, malumun zatı diyor bak, varlığı, vücudu, alkolü aldın, şarabı içtin ya, evet,
onun varlığı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. İlimle kudret aynı değil. Hey koca kafırlarlar, kalın kafalılar. Öyle söylüyorum. Sen istediğin kadar yandaşların tarafından alkışlan, diploma al, hükümsüzdür. Bu Kur'an'ın ilmine göre sınıfı geçemiyoruz. Ne güzel değil mi ya? Hem ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir ayine misaldir. Burayı zaten okumuştuk. Ayineyi ne kadar yukarı kaldırırsan ve bunun sonsuz olduğunu tasavvur edersen ne olur? Sol mazi diyelim, sağ müstakbel, ortası da hazır zaman, şimdiki zaman. Mazi kainatın yaratılışı diyelim. Tamam mı? Müstakbelde kıyametin kopuşu. Ortası da şimdiki zaman. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Püf nokta şudur. Bak Üstad Hazretleri o yüzden bizi uyarıyor. Yani Allah'ın ilmi diyelim. Burada bir misal verilmiş. Kainatın başlangıcıyla kıyametin kopmasına kadar değil. Yine şirke düşüyorlar bak. Allah'ın vasıflarını bilmiyor, tanımıyorlar. Yani Allah'ın ilmi neyle sınırlı? Haşa. Dünyanın yaratılmasıyla kıyametin kopmasına kadar. Bu ikisi arasındaki geçen zamanı kapsıyor diyorlar. Öncesini ve sonrasını karıştırmıyor aptal adamlar. Yahu Allah'ın ilmi ezelidir diyoruz. Başlangıcı yok ki sonu olsun. Anlamıyor adam. Bak burada buna dikkat çekiyor. Hem ezel, yani Allah'ın ilmi diyelim biz buna, mazi silsilesinin bir ucu değil diyor yani. Bak ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Demek ki bu kıyamet meydana gelecek. Hatta başını misal verelim. Dünya Big Bang ile, büyük patlama ile yaratılacak. O andan itibaren artık benim ne yapacağım yazılı. Ne yapalım ya? Kendimizi tembelliğe atalım. Zaten ne olacaksa olacak. Bak gördün mü? Mecburiyet tasavvur ediyor aptal adam. Şimdi arkadaşım, dünya yaratılmadı mı? Evet. Sen yıllar sonra, yıllar sonra, yıllar sonra, 2000'li yıllarda diyelim. O kadar ihtiyarlatmayalım. Dünyaya geldin. Ve konuşmaya başladın 3-4 yaşında. Söylediğin ilk söz şu oldu. Ben hiçbir şeye karışmayacağım. Hakkımda ne yazılmışsa o olacak. Benim bir şey yapmam, elimi kıpırdatmam, gözümü kaldırmamın hiçbir manası yok. Aptala bak. Niye? Çünkü dünya yaratıldığı an benim kaderim gerçekleşti. Kendisine bak, bir mecburiyet tasavvur ediyor. Yani ben bu cümleyi kader noktasına değerlendirmiyorum bak. İlmi olarak ele alıyorum. Yani ilmin zararsızlığını ifade için öyle söylüyorum. Üstadım burada bahsettiği kader cihetinden meseleyi ele almak. O topa girmiyorum. Ben kader bahsi içerisindeki ilim mevzunu diğer üstadın ifadeleriyle birleştirmek için burayı açtım. Ne güzel değil mi? Bak, belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir ayine misaldir. Öyleyse, daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine eşyanın tertip ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir.
şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa. Sağ tarafındaki mesafe mazi. Ben sol dedim ama yanlış kalmış aklımda. Sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse. O ayna nasıl anlamadım? Başka risalelerde evet. Devam et. Sağ müstakbel, solda mazim oluyor diğer ifadelerde. Benim aklımda çünkü öyle kalmış ama burada öyle değil. Burada farklı, evet. Aferin ya, sen çok güzel bir müstemiisin. Güzel dinliyoruz. Senin elinde bir ayna bulunsa. Sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse. O ayna, biraz önce bahsettiğimiz husus burası. Yalnız mukabilini tutar. Baktığı yere teveccüh eder. Sonra o iki tarafı bir tertip ile tutar, çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muafık, muhalif denilmez. Yani şimdi Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmine göre diyelim. Yaptı, yapacak olacak diye bir kavram yok. Yani Allah hakkında nazar-ı ilahide mukaddem, muahhar, muafık, muhalif yok. Hepsi bir. Her şeyi bir anda aynı anda temaşa eder. Buradan ışık hızıyla alakalı bir yaptırım, çıkarım yapmıştık. Seninle mi bahsetmiştik konuyu? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın görmesi harekete vabeste değil. Hareketli görmez. Vasfını tefekkür ediyoruz ya. Donuktur. Allah'ın nazarından hiçbir şey kaçamaz ki hareket etsin. Hareket bizim gibi zamana köle olanlar için, mahkum olanlar için geçerlidir. Zaman, hareket, hız, mesafe neyse. Allah katında her şey hepsi birdir. Ses de öyledir. Onu biz artık bilemeyiz yani. İlmimiz o dereceye vasıl olamaz, yetişemez. Düşünsene Cenab-ı Hakk'ın tüm sıfatları, vasıfları diyelim. Hepsi en mükemmel mertebede, sonsuz yani mükemmellikte. Hepsi bir anda her şeyi yerine getiriyor. Ne güzel ifade ediyor değil mi? Bak Cenab-ı Hakk'ın vasıfları ile bize ders verilmesi çok hoşuma geliyor. Ne diyor bak? Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. Zaman bile kaçamaz. Hiçbir şey kaçamaz. Nazar ilahide. İşte şu ayna, şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, önce değil mi? Muahhar, sonra muafık, muhalif denilmez. Öncesi sonrası bizim için geçerlidir. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzar-ı aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar. Bak ne güzel ifade ediyor. İhata eder. Bir makam-ı aladadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Demek ki biz aynemizin müşahedatına tabiyiz. Diyoruz ya hani oldu olacak. Olmuş.
O zaman diyor Allah için de olmuş olacak oldu var. Haşa yani. Kendisi öyle görüyor ya. Ne diyor bak, 7. sözde miydi? 8. sözde miydi? Gördüğünü aptal adam aynı hakikat telakki ediyor. Gördüğünü. Ama öyle değil. Hangi sözde o? 7. miydi? 8'di değil mi? Çünkü adam öyle kanıksamış. Öyle kalmış. Nasıl oraya da atlamak lazım. Bu cümleyi okuduğum zaman aklıma orası geldi. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Halbuki Allah da görür fakat senin gibi değil. O da işitir ama senin gibi değil. Bu öyle zannediyor. Gitgide sapıtıyor Allah muhafaza. Ve ne diyor? Sen sensin, ben de benim. Öyle olur mu ya? Çok tehlikeli değil mi? O yüzden Cenab-ı Hak hakkında Celle Celaluhu çok rahat konuşanlara hayret ediyor. Haşa, babasının oğlu hakkında konuşur gibi konuşuyor. Dikkat etmek lazım mübarek. Doğru mu? Öyle kolay değil. Sıkıntıya düşersin yani. Allah affetsin. Evet. 8. söze de atlamayalım artık değil mi ya? Sonra beni listeye yazarsınız atlamacı diye. Ben söylemiştim değil mi? Bu atlamacı başka atlamacı. Biz de atlarız fakat anlattığım tarzdaki gibi değil. Önüne 5'in şua geliyor, okumayıp es geçiyor adam, aptal adam. Öyle atlamak yok bizde. Evet. Biz irticalen ders yaptığımız için atlayabiliriz abi. Sen bu işi biliyorsun ya mübarek. Nasıl anlamadım? Evet tabi ya mübarek adam. Çok güzel ya. Ama üstadın tebliğ anlayışı çok güzel. Yani düşünsene, bazen şöyle düşünüyorum. Üstad Hazretleri o güzel ahenge, akışa, o ifadeyi yerleştirmese, iliştirmese nasıl böyle manalar ortaya çıkacak? Çıkmaz ki. Yazmamış çünkü. Ama yazmış. Yani ne var yani o risaleden, o müdafadan o kelimeyi çıkarsa, haberin yok ki itiraz edebiliriz. Dikkatini bile çekmez. Ama koyuyor ki hakikatin farkına varabilesin diye. Hatta rejim sahibine adavet etse, bak diyor, ne güzel değil mi? Elhamdülillah. Yani iyi ki de böyle söylemiş bak. Sana cesaret, sana ilim veriyor. Kimseyi de incitmiyor, tabii. Tabii, isim vermemesi de çok güzel oturmuş oraya. Kayıt altına almıyor yani. Rejim olduğunu da söylemiyor. İslam'a muhalif, mugayyer olan, muarız olan, muteriz olan her rejimi, her şahsı bahse mevzu konuya dahil edebiliriz. Çok güzel dersler ya hakikaten. Ve risalelerin bu karakterine bayılıyorum. Yani bir cümleyle bir kitap yazabiliriz. Kitapçılar da var ya, yaz kitapçı. Risale okuyor adam, dört duvar arasında evinde hüsnü zannediyorum. Okuduğunu sanmıyorum ama insan diyor üstad, hüsnü zanna memur. Hadi okuyor diyelim. Vızır 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 okuyor. Gittiği yerde cebinden kartını çıkarıyor. Kart vizitini, etiketini gösteriyor. Kendi kitabını pazarlıyor. Koca kafalı, kalın kafalı adamlar diyorum artık. Daha güzel değil mi ya? Hiç incitmiyor bak. Kalın kafalı bunlar. Bir cümleyi okuyor risaleden, bir kitap yazıyor. Nereden geldi? Annenin karnından mı çıktı bu kitap? Ya hocam ben yazdım da. Ayıptır söylemesi. Öyle mi? Ver bakalım diyorsun. Yahu risalelerdekini birebir alsaydın daha iyi olurdu. Öyle bir misal, öyle bir ağdalı cümle, kelime kullanmış ki risaledeki kelimeleri değiştirmiş, kendi kitabı olarak kabul etmiş adam.
Yani adamlar beleşçi. Yani utanmasa birebir kopyalayacak. O kadar aptal değil demek ki. Kitabına dahil edecek. Yerleri değiştiriyor ki benim kitabım. Yahu yine olmaz. Bu şark kurnazlığı sökmez bize. Ana fikrini, temasını, ilmini, merceğini, incirini, kaymağını, kaynağını üstattan almışsın. Başını sonunu değiştiriyor ki çaktırma, bak aramızda kalsın. Belli olmasın. Ben yutar mıyım ya? Sen ana fikri, temayı üstattan almışsın. Püf noktasını almışsın. Bitti. Sen balık tutmayı üstattan öğrendiysen, tuttuğun balıklar üstadın tuttuğu balık cinsinden olmasa bile üstada borçlusun. Bak sana balık tutmayı öğretiyor. Öyle değil mübarek. Yoksa günümüzdeki bu kafirlere nasıl cevap verebiliriz? Biz de diyor Allah gibi yaratıyoruz, haşa. Nasıl oluyor bakalım, göster diyorum. Hücreden yaratıyor. Kök hücreyi alıyor. Yani yine Allah'ın verdiği akılla, ilimle, maddeyle ucube bir hayvan ortaya çıkarıyor. Başı öküz başı gibi, kuyruğu fare kuyruğu gibi. Bak diyor işte kul yabani gibi, zombi gibi bir şey oldu ama biz de yarattık. Sen yine de Allah'tan bağımsız onu vücuda meydana getiremedin. Gafil. Hani tıpkı bunların Risale'den alıp ben de yazdım demesi gibi. Sen Risale'den kopya çekiyoruz. Allah'ın sanatını taklit ediyoruz. İlahlık davasında bulunanlar için söylüyorum. Peki ben diyorum ki Allah'ın sanatını, eserini taklit etme. Yaratmadığı bir şey yap, vücuda getir. Çünkü düşüncesi, hayali sınırlı ya, bak yapamıyor. Şu kainatta olmayan bir şeyi çiz, göster. Yap, yapamaz. Hep taklit ediyor bak. Bak insanı taklit ediyor, robot yapıyor. Yahu robot yapıyorsan beş ayaklı yap. Altı kafalı yap. 50 kollu yap. Hatta kol yapma. Bak Cenab-ı Hakk'ın yarattığı insanı taklit ediyor. Sen insana bakarak robot yapmışsın. Sonra demişsin ki robotun kurucusu, fabrikası, sahibi şu şirket. Yani kendi kendine olmuştur demiyor. Ama ben diyor kendi kendime meydana geldim. Aptallığa bak. Yani şimdi bu adamların ne diyor Üstad Hazretleri? Cehline bak ve bir ifade kullanıyor ama bak şimdi tam aklımda değil. Tabiat Risalesini açmamız lazım. Tu onların şuursuz başlarına mı diyor? Akılsız kafalarına mı? Güzel bir ifade kullanıyor orada. Hani hayvandan daha aşağı küfür insanı nasıl düşürüyor gör diyor yani. Şu maskaralığa bak. Köpek robotu insan robotu yapıyor. Ben yaptım diyor. Peki seni kim yarattı? Belirsiz, haşa, ona göre. Yahu sana Allah beyin, kol, imkan, zaman, mesafe, madde vermese sen o robotu nasıl yapacaksın ya? Beyinsiz herif yani. Düşünebiliyor musun? Efendim? Hangisi anlamadım? Evet, Sera'da, evet. Tabii o da çirkin bir taklidi oluyor. Evet, öyle işte. Ya da şöyle diyelim. Karpuz bahçesini, tarlayı,
karpuzun çıktığı yeri reddediyor, karpuzu kabul ediyor. Böyle de diyebiliriz. Akıl tutulması yani. Ben yaratılmadım, tesadüfen ortaya çıktım. Bak, aymazlığa, namussuzluğa bak. Ama benim elimden bir şey çıkmış olmuşsa onu ben yaptım. Şu işe bak ya. Oldu olacak, ben Allah'ım de o zaman. Bak ne diyorum? Bu adalet değil. Bırak adaleti, eşitlik bile değil bu. Zaten düşünsene bak. Münazara-i şeytaniye bahsine geçiyor bu konu yavaş yavaş. Eşitlik bile değil diyorum. Eşitlik şöyle olur. Bunu ben yarattım, Allah da beni yarattı. Ama bu da sapıklıktır bu. Yani yaratmak Allah'a mahsus ya. Üstad ne diyor? Hayır diyor şeytana. Ortada kalmaz. Değil mi? Bir mal bulunsa. Değil mi? Kim yakınsa o alacak. Ortada yok. Kabul edilmez yani. Hani şeytan diyor ya. Tamam diyor, hani ne beşer kelamıdır ne de Allah sözüdür. İkisini de kabul etme diyor. Bu meyanda bir ifadesi var. Vesvesesi. Ortası yok. Sen ortası var dediğin an senin hanene puan yazmış oluruz. Bu senin lehinedir. Ortası yok bunun. O yüzden demiyorlar. Bak dikkat et. Tamam bu robotu ben yarattım. Hadi ortasını bulalım, eşit olsun. Pekala, kabul ediyorum. Beni de Allah yarattı diyemiyorlar. Demezler. Deseler de batıldır. Kabul edilmez. Ne diyeceksin ya? Beni Allah yarattı. Ben de Allah'ın izniyle bunu vücuda getirdim. İcat ettim diyeceksin. Ne kadar güzel değil mi ya ilmi meseleler? Bak mübarek adam. Bu konularda millet patır patır dökülüyor. Kan alıyor adamlar. Boğuluyorlar. Bu meseleleri sen Risale'den duyduğun, okuduğun, ders aldığın için sana haşa hani kolay lokma, hazmolunabilir bir mesele gibi geliyor. Elhamdülillah yani Üstad Hazretleri bize ders veriyor ama adamlar bak zapır zapır dökülüyorlar. Sapıtıyor adamlar. Koçunu, antrenörünü, mübelliğini, mürşidini, muallimini, müderrisini, muhbirini, muhafızını, mübeşşirini bulamamış adam. Yok. O yüzden kuyuya düşüyor. Ama Kur'an'ın bereketi ile, nuru ile bu nurlu tefsirleri okursa hiç risk yok. Yani sen eline açıp bu risaleyi yanlış bir beyanda bile bulunsan bu seni itikadi noktada mesul etmez. Neden? Çünkü Kur'an değil ki. Risale'yi yanlış yorumlamış oluruz. Bak ince nokta bu. O yüzden direkt Kur'an'ı alıp ders yapanlara ben ayar oluyorum. Allah'ı kendi nefsine göre konuşturuyor. Ya bu nasıl bir kibir böyle? Cesaret demeyeceğim. Cesaret değil. Adam özgüven patlaması yaşıyor ya. Alıyor direkt Kur'an'ı. Makamsız, ipsiz, sapsız. Evet, böyledir, böyledir. Anlaşıldı değil mi? Kapat Kur'an'ı. Hadi Allah'a emanet olun. Hadis meyaliydi yanlış hatırlamıyorsam. Kur'an'ı kendi nefsine göre tefsir edenin kafir olduğu ifade ediliyor. Hatta bak Üstad Hazretleri ne de bu gibi bir eleştiri gelmesin, böyle bir ok atılmasın, böyle bir hücum yapılmasın diye üstadın ilmi hususiyetini bir talebesi yanlış hatırlamıyorsam. Geçiş rehberinin sonunda olması lazım. Yanlışım yoksa Kur'an'ı tefsir eden müfessirin nasıl bir hususiyete haiz olması gerektiği ifade ediliyor. Madde madde. Hatırladın mı?
Şimdi bulabilirsen bak, Risale hafızı değilim. Tercihatta değildi yanlış hatırlamıyorsam. Dur sen orayı da göstereyim ya. Emin olmak için yani. Hem de bir dahaki sefere unutmuş olmam. Bir dakika neredeydi o? Mutlaka bulmam lazım. O gençlik rehberinin sonunda mı acaba? Efendim? Ben bulana kadar tamam sen gidip gelebilirsin. Tamam hadi ben kayıt açık şu an arıyorum. Şimdi bir dakika. Sen lavaboya gidebilirsin, sıkıntı yok. Bakalım bulabilecek miyim? Konferansta mıydı acaba? İki tane konferans var. Şuraya bakalım. Sözler Risalesi'nin ahirinde bir konferans olması lazım. Evet, muhtemelen burada. Evet, şimdi buldum. Doğru yerdeyim. Bakın arkadaşlar. Şurası. Gördünüz değil mi? Kanaldakileri göremez ama kanala yüklediğim zaman onlar da görmüş, anlamış, bilmiş olacaklar. Sözler Risalesi'ndeki konferansa bakacaksınız. Evet. Gençlik rehberindeki değil. Hayır. Sözler Risalesi'nin cildinin sonundaki konferansa bakın. 750. sayfa. Şurası bakın ben okuyayım. Ne diyor bak? Evet. Geldin mi? Ne diyor bak? Yani buldum. Evet. 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'ani bir eserin müellifinin, hani demiştim ya Kur'an'ı tek başına alıp yorumlamak çok tehlikelidir yani insanı uçuruma düşürür. Şarampole yuvarlanırız. Sokaktan geçen adamın Kur'an'ı alıp böyledir, şöyledir diyebilmesi mümkün mü ya? Peki nasıl vasıflarla, sıfatlarla, özelliklerle hemhal olması lazım? Donatılmış olması lazım? Şimdi burada bunun cevabı var bak. Efendim hatırladın mı? Tamam tamam orası da var. Evet işaretli cihazın baş kısmını söylüyoruz. Evet orası da var bak. Tamam benim dediğim burası. Evet 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'ani bir eserin müellifinin şu hususiyetleri haiz olmasına esas ittihaz ettik. Bu hasiyetlerin de tamamıyla Risale-i Nur'da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'de mevcut olduğunu gördük. Şöyle ki birincisi müellifin yalnız Kur'an hakimi kendine üstad edilmiş olması. Risaleleri telif ederken Kur'an'dan başka bir eser üstadın yanında yok. İkincisi Kur'an-ı Hakim hakiki ilimleri havi bir kitab-ı mukaddestir ve bütün asırlarda insanların umum tabakalarına hitap eden ezeli bir hutbedir. Bunun için Kur'an'ı tefsir ederken hakikatin safi olarak ifade edilmesi ve böylece hakiki bir tefsir olması için müfessirin kendi hususi meslek ve meşrebinin tesiri altında kalmamış
ve hevesi karışmamış olması lazımdır. Dedim, telefon görüşmemiz kapandı. Bir dakika. Arkadaşlar, bağlanıyorum hemen. Saadet Hanım çok meraklı, şevkli, istekli hakikaten. Ders, ders, ders diye çok ısrar ediyor. Çok hevesli. O da istifade etsin diye. Onu da derse dahil ediyorum. Bilinmeyen numara. Benim dakikam var bak. Ben arayayım istersen. Şimdi nerede kaldık? Bunun için Kur'an'ı tefsir ederken hakikatin safi olarak ifade edilmesi ve böylece hakiki bir tefsir. Yazılar yine küçüldü bak. Bir dakika. Müfessirin kendi hususi meslek ve meşrebinin tesiri altında kalmamış ve hevesi karışmamış olması lazımdır. Mesela siyasetçi olursan en basitinden, sen müfessir olamazsın. Ve hem de Kur'an'ın manalarını keşif ile tezahür eden Kur'an hakikatlerinin tespiti için elzemdir ki o müfessir zat her bir fende mütehassıs geniş bir fikre, ince bir nazara ve hem de Kur'an'ın manalarını keşif ile tezahür eden Kur'an hakikatlerinin tespiti için elzemdir ki o müfessir zat her bir fende mütehassıs geniş bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlasa malik bir allame ve hem gayet âli bir deha ve nüfuslu, derin bir içtihat ve bir kuvve-i kutsiyeye sahip olsun. Üçüncüsü, Kur'an tefsirinin tam bir ihlasla telif edilmiş olması ki müellifin Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmemesi. Bak, Mustafa Kemal'in teklifini yani rüşvetini reddediyor Üstad Hazretleri. Ve Diyanet diyor, bir ücret mukabilinde hayata sokulamaz, dahil edilemez diye. Orada imamlara da dini hizmetin karşılığında maaş alan maaş dilencilerine, ulema-i su'ya da tokat var. Tarihiyat Risalesi'nde orayı da gösteriyorum. O yüzden Diyanet'in şu an maaş mukabilinde imamları çalıştırması batıldır. Hakikat değildir. İmamları da bak ateşe sürüklüyorlar. Hainler. Beni arayan imama da bunu söyledim bak. Antalya'daki. Yanlış dedim bak sen. Vazgeç. Yasin suresindeki ayeti de gösterdim. İkinci mektupta yanlışım yoksa üstad bu ayeti de izah ediyor. Ne dedi bak? Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmemesi ve bu ulvi haletin müellifin hayatındaki vukuatlarda müşahede edilmiş olması. Ne diyor bak? Müellifin hayatındaki vukuatlarda lafta değil amelde de ispat edilmiş olması. Hangi risalede var bu? Yani bunları fiilen tekzip lazımdır. Hatırladın mı? Hani diyor ya terşiyatta, onlar diyor ehli ilmi kendilerine vasıtayı cer yapıyorlar diye. Hatırladın mı? İşte üstada o noktadan erişemiyorlar. Üstad amcasının çorbasını bile parasıyla içiyor. Kendi kitabını parayla satın alan bir acip garip bir adam ya. Yani. Erişemiyorlar. Orayı da aslında açmak lazım da çok uzun 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 çeker yani. Bitmez bu hakikatler.
İlmi kendilerine medar maişet yapıyorlar diye. Vicdansızcasına saldırıyorlar bak. O yüzden ne diyor Üstad Hazretleri? Bunları fiilen tekzip ne demek? İşte bakın paranızı almıyorum. İşte hepsini tekzip ediyoruz. Pres çekiyoruz yine. Ve bu ulvi haletin müellifin hayatındaki fukuatlarda müşahede edilmiş olması. Zaten bu maddeleri okuduktan sonra senin elinde tek bir seçenek kalacak. Temize çıkan. Üstadın kendisi. Dördüncüsü, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisi de gençlik ve tazeliğini muhafaza etmesidir. Ve o asırda inzal edilmiş gibi her asrın ihtiyacını karşılayan bir veçesi olmasıdır. İşte bu asırda meydana getirilen bir tefsir de Kur'an-ı Hakim'in asrımıza bakan veçesinin keşif edilip avamdan en havasa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslub ile izah ve ispat edilmiş olması. Beşincisi, müfessirin Kur'an ve iman hakikatlerini cerh edilmez delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi. Yani pozitivizm, ispatiyeciliki bir esas ittihaz etmiş olması. Altıncısı, ders verdiği Kur'ani hakikatlerin hem aklı, hem kalbi, hem ruhu ve vicdanı tenvir ve tatmin ve nefsi musahhar etmesi ve şeytanı dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet beli, nafiz ve müessir olması. Yedincisi, hakikatlerin derkine de mani olan benlik, gurur, ucb ve enaniyet gibi. Gurur zaten bir hastalık değil mi? Üçüncü hastalık. Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Benlik, gurur, ucb ve enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kılması. Sekizincisi, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden bir allamenin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetine ittiba etmiş olması ve ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle amil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlas ve dine hizmetinde azami sebat, azami sıdk ve sadakat ve fedakarlığa, azami iktisat ve kanaata malik olması şarttır. Hülasa olarak müfessirin Kur'ani risaleleriyle Risalet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam azami takva ve azami ubudiyeti ve kuvve-i kutsiyesi ile de Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam lemaatına mazhar olmuş hadimi Kur'an bir zat olması. Ne kadar kolaymış değil mi? Sokaktaki vatandaş. Bak kaçıyor adam, yakalayın şunu, bak kaçıyor bak. Gel ya, daha Kur'an'ı açıp hutbe irade edecektik değil mi? Vaaz verecektik. Kaçıyor adam. Arkasına bile bakmıyor. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah diyor ya. Dursun abi. FETÖ'cüler şu an bak. Hala kaçıyorlar. Ben diyorum sizi Erdoğan kovalamıyor ya. Sizi Allah yakalayıp perçemlerinizden ateşe atacak diyorum. Evet. Tevbe etmemek şartıyla. Hadi. Üstadın o ifadesini de söyleyelim. Ümidiniz kırılmasın. Yoksa şu an ne kadar çirkin de olsa bir insan yeryüzünde yaşayıp hala nefes alıyorsa tevbe imkanı vardır. Doğru mu? Evet. O yüzden biz ölmemiş her insanın lehine dua ederiz. Allah'ım hidayet versin diye. Dokuzuncusu efendim. Dışarı duracağız daki bahsi. Orayı da açarız ya, bakarız. Bilmiyorum, tam hatırlayamadım orayı. Açayım mı şimdi? Zaten bu son madde. Burayı da okuyayım mı? Müfessirin Kur'ani ve şer'i meseleleri beyan ederken şu veya bu tazik ve işkenceyi nazara almayan, bak burası çok ehemmiyetli, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen ulema-i su, Mustafa Kemal'e emredersiniz paşam, alıyor cebine parayı, cukka alıyor, zul alıyor,
Emredersiniz. Aa, bak. Kendi lehine o deccal alimlere fetva verdirir. Ve bak şurası çok enteresan. Şu veya bu tazyik ve işkenceyi nazara almayan. Düşünsene bak, hapislere giriyorsun. Tamam mı? Sana her türlü işkence tatbik ediliyor. Senin aklını bile oynatman normaldir. Ama üstad Allah'ın inayetiyle hal ve hareketlerinde hiçbir değil mi? İntizamsızlık Allah'ın izniyle bir abesiyet olmuyor. Fakat bak, Einstein'ın üstadın aksine olarak el üstünde tutulması, dünya nimetlerinin beşeri noktada ona verilmesine rağmen hal ve hareketlerinde aptallıklar görürüz. Zaten fotoğrafı meşhur. Bu şekilde yorumlanır. Dikkat et. Gülüyor, ediyor, dilini çıkarıyor, aptal aptal hareketler yapıyor. İşte o kendisine verilen zekayı kontrol edemediği için aptallaşmaya başlıyor yani. İşte önemli olan o hakimiyeti nefsinde, karakterinde sağlamaktır. Ehli dünya bunu çözmüş. Geçen bahsettim. Alkolikler bile bunun farkında. Önemli olan diyor, 10 duble için ayakta kalmak. Bak onlar bile bak anlamış da batıl olarak anlamış. Öyle değil mi ya? Mübarek. Önemli olan o. Ben alimim, zekiyim. Ama bak senin kapasiteni aşıyor bu. Senin kapasiten 10 GB'sa sana verilen 100 GB seni aşıyor, sana taşıyor, ağır geliyor bu elbise. Senin RAM'ın 1 GB. Sana verilen RAM 10 GB. Bak aşıyor. Bu sefer savrulmaya başlıyorsun. Ama üstad da bak ahir ömrüne kadar. Değil mi yani? 80 küsur senelik bir hayatı var elhamdülillah. Yok. Herhangi bir mecnunluk eseri yok. İhtiyarlık zafiyetiyle haşa aptalca hareketleri yok. Saçma sapan fetvaları yok. Beşikten mezara kadar. Değil mi? Elhamdülillah ya. Efendim sen bir şey söyleyecektin. Dokuzuncusu, şurayı da bitirelim. Herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen ve ölümü istihkar edip dünyaya meydan okuyacak bir iman kuvvetiyle hakikati pervasızca söyleyen İslami şecaat ve cesarete malik olan bir müfessir olması gerektir. Hem idam planlarının tatbik edildiği ve bir tek dini risale neşrettirilmediği dehşetli bir devirde bilhassa imha edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur'ani şer'i esasatı telif ve neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kamil ve İslam'ın bu asırda hakiki bir rehber ekmeli ve Kur'an'ın muteber bir müfessir-i azamı olmuş olması lazımdır. İşte bu zamanda yukarıda mezkûr 9 şart ve hususiyetlerin müellif Said Nursi'de ve eserleri olan Nur Risalelerinde aynıyla mevcut olduğu hakiki ve mütebahhir ulema-i İslam'ın icma ve tevatür ve ittifakı ile sabit olmuştur. Ve hem intibaha gelmekte olan bu millet İslamiyece Avrupa ve Amerika'ca malum ve musaddaktır. İşte arkadaşlar, biz böyle bir tefsiri Kur'an arıyor ve böyle bir müfessir istiyorduk. Evet, şimdi orayı açalım. Bitmedi ama ısrar ettiğin için. Bakalım. Efendim? Israr etmedin, ricam ettin. Öyle mi ya? Peki, özür dilerim. Şimdi kaçıncı sayfaydı? Açtım şu an. Tamam, burası değil mübarek. Aynısı değil bunlar. Bu nükteleri mi diyorsun sen? Hangisi? Bir dakika. Ama aynısı değil. Değil yani. Yani benim bildiğim aynısı olmadığı şeklinde. Ama sen ne diyorsan söyle. Arıyorum şu an. Şurası.
hatırlamıyor musun? 40 sene evvel Harbi Umumi'de cephede avcı hattında bazen at üstünde telif edilen bu İşaret-ül İcaz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. 4 nokta beyan ediliyor. Yok, burası değil. İfadetül Meram var. Burası Kur'an nedir, tarifi nasıldır değil de cüzde bulunmayan külde bulunur kaidesine binaen her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur dersi burası. Burası da değil. Sen işaret edeceğiz dedin ama bakıyorum bulamadım yani. Yanlış mı hatırlıyorsun, olabilir mi? Kur'an'ın tarifi var. Ama tefsir bahsi gibi değil yani. Madde madde müfessirin hususiyetini izah etmiyor yani. Kur'an tarifi var, evet. Evet. Karıştırdın mı acaba sen? Ya da yanlış mı kalmış aklında? Anladım. Mübarek adam. Deme demiştin bana. Öyle mi? Öyle mi rica etmiştin? Adam demeyeyim yani. Hanımefendi mi diyeyim? Şimdi mübarek. Burayı okuduk arkadaşlar diyelim de bitti zaten. Kıymetli kardeşlerim diye devam ediyor yani. Bitmedi de biz bitirdik. Bakalım başka. Çok güzel ya bu dersler. Ne var diye arıyorum da. Neyse bitirelim burada. Mübarek, bu sohbetleri yapmak kolay da kanallara, internet alemine, sosyal medyaya yüklemesi zor. Zor yani. Zaman lazım, imkan lazım, gayret lazım. Yardımcı lazım. Hayır mübarek. Yani ses kaydını YouTube kabul etmiyor. Video haline getirmelisin. Yoksa benim ses kayıtlarım binleri geçmiştir yani. 4 haneye ulaşmıştır. O kadar çok yani. 3 saatlik, 4 saatlik, 7 saatlik kayıtlarım var. Fakat YouTube kabul etmiyor. Bunları diyor video olarak gönder. Bu sadece ses kaydı. Ben de ne yapıyorum? Ses kaydı ile Risale-i Nur kitabını açıp birleştiriyorum. Video olmuş oluyor. Yani görselleştirmiş oluyorum. Nereyi okumuşsam kayıt ederken o bahsi, o Risale'yi açıyorum. Şimdi mesela ben bu dersi okudum. Nelerden nelerden bahsettik değil mi? Kiminin kulağını çektik. Kiminin sarığını düzelttik. Kiminin boynundaki kefeni gevşettik. Kiminin gözüne parmak soktuk. Kimini taltif ettik. Kimini tekdir ettik. Neyse. O ilgili bahisleri bu 1-2 saatlik kaydın üzerine eklemem lazım. O da çok uğraştırıyor. Şimdi bak, ben kaç risaleden okudum tahminen? 3, 4, 5 parça risaleden okumuşumdur yani. Bahsetmişimdir. Okumuşum demiyorum da bahsetmişimdir yani. Uzun çekmesin diye o risaleyi atlamamışımdır. Yoksa 8-9 risaleye atlanacak meseleleri zikrettim. Ama şimdi ben bunu internete atarken o 8-9 risaleyi göstermek zorundayım. Bir şey diyorsam risalede bunun tespitini yapmam lazım. Hani sana dedim ya ben, bunları fiilen tekzip lazımdı. Bak, o risaleyi açmadım ama var risalede. Adamlar bunu görmek isteyecek. Orayı açmam lazım işte. Orayı ekrana koyman gerekiyor. Yaşa mübarek ya. Tabii.
Mevlevi kim var ya, yani Risale'de var mı yok mu göstermemiz lazım. Öyle mi? İnsanlar görmedikleri şeye inanmıyorlar hakikaten ya. Bu konuya da, bu olsa da dahil edilebilir o mesele. Görmediği için sadece Allah'ı inkar edenler yok. Sofistayiler var. Kendilerini, beyinlerini değil mi? Cisimlerini, vücutlarını inkar ediyorlar. Sırf Allah'ı inkar edebilmek için. Ama onlar kafirlerin üstadın ifadesiyle daha akıllı olanları, ehli akla yanaşmışlar diyorlar. Yani tutundukları bu tavır kafirlere göre daha makul. Kafir diyor ki evet her şey var, dünya var, baklava var, kadın var, tatlı var, börek var, karpuz var. Hepsinden istifade ediyorum ama yaratıcı yok. Mu daha makul, daha akla yakın bir cevap. Yoksa Sofistayı ne diyor? Hiçbir şey yok. Dolayısıyla Allah yok. Bu mu makul? Bu daha makul diyor üstad. Değil mi ya, bak ne kadar güzel izah ediyor. Öbürü tam aptal. Nankör herif. Hem kullanıyor, hem istifadesine temin edeni inkar ediyor. O zaman sen babanı inkar et ama çocuğunu kabul et. Aptallık değil mi ya? Ya da annesini reddet, kızını kabul et. O zaman bu nereden çıktı bu? Aptallığa bak. Sofistayı diyor ki hiçbiri yok ki bir şeyi kabul etmek zorunda kalayım. Tamam, kurnazlık, çakallık yapıyor ama bir derece makul kafire göre. Efendim? Kafir tabi daha çakal. Daha şerefsiz yani. Hatta ben hemen açtım bak orayı göstereyim diye sana. Ne diyor bak? Evet, dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır. 30. Lema Risalesi. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofistayiler en akıllılarıdır. İroni bak. Nasıl? Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Halık'ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar. Kendilerini de inkar ettiler. Kafir ne yapıyor? Klasik sıradan kafir kainatı kabul ediyor, üzümü yiyor, bağını sormuyor, sorgulamıyor. Nereden geldi, nereye gitti, kim verdi? Umrunda değil adamın. Ayı gibi üzümü, balı, armudu yemekle meşgul o. Fakat Sofistayı diyor ki ya siz aptal mısınız? Böyle Allah mı inkar edilir? Ne salak adamlarsınız? Ya bir de bana bakın. Ben her şeyi, hepimiz, herkesi inkar ediyorum. Allah'ı inkar etmek için, reddetmek için böyle bir taktik kendi alemimde uyguluyorum, yapıyorum, kabul ediyorum. Üstad da diyor ki, işte bu ahmak zannedilen sofistayiler aslında diyor en akıllılarıdır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Halık'ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar, kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok diyerek, akıldan istifa ederek, bak bu kelime çok güzel düşmüş buraya. Allah'ın verdiği beyni, zekayı, aklı kullanarak böyle bir taktiği Allah'a inat halinde, Allah'a muhalefet ederek kullanıyor bak.
Yani temsilde teşbihte hata olmasın. Tereciye tere satıyor çakal herif. Sen Allah'ı inkar etmek için her şeyi inkar ediyorsun ya, bu Allah'ın sana verdiği imkan sayesinde. Seni hiç yaratmasa hiçbir şey yok diyebilir miydin? Diyemezdin. Allah'ın verdiği dille, beyinle düşünüyorsun. Allah'ın verdiği silahla, imkanla Allah'a, haşa, Allah'ı mağlup etmek için bir strateji geliştiriyor. Aptal herif. Kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok diyerek akıldan istifa ederek yani akılsızlık yaparak. Tabi bu ifadeler, bak dikkat et, Galat'ı meşhurdur. Şimdi konu konuyu açıyor. Çok uzun çekmesin diye girmek istemiyorum. Ona kalırsa müminden başka, mümin hariç hiç kimsede akıl yoktur. Fakat üstad bize anlayalım diye bizim seviyemize indiriyor yani meseleyi. Yoksa bak ne diyor? Akıldan istifa eden adama akıllı denilir mi? Ama bak ne diyor? Sofestayiler en akıllılarıdır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Üstadın tebliğ, irşat metodunda, taktiğinde, tarzında ironi var. Bu reddedilmez, inkar edilmez. İroni, yani anlatmak istediğini karşıt mana ile muhatabına aktarmak. İroni budur. Mefhumu muhalif olarak karşı tarafa bildirmek. Ne diyor bak? Sofestayiler en akıllılarıdır. Şimdi üstadın bu ifadesini duyan diyecek ki, yahu hocam bu adam kafir değil mi sofestayı? Nasıl akıllı olsun? Bak ironi işte. Aşağıda ne diyor? Hiçbir şey yok diyerek akıldan istifa ederek meseleyi anlatmak için tırnak içerisinde sofestayiye akıl isnat eden üstad, okuyucusu meseleyi hazmettikten sonra emaneten verdiği aklı geri alıyor. Bak, gördün mü? Güzel değil mi? Tabii mübarek adam. Sen kiminle dans ediyorsun? Üstad bu ya. Hiçbir şey yok diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar. Ama bak buradan şöyle bir meseleye kapı da açılabilir. Şimdi bak dikkatli dinle. Ne diyor Münazarat Risalesi'nde? Her bir kafirin her bir hareketi kafir olması lazım gelmediği gibi, her bir müminin her bir hareketi de mümin ve Müslüman olması lazım gelmez. Bazen kafirden Müslümana ait bir ifade ortaya çıkarken, bazen maalesef Müslümandan da kafire ait bir haslet ortaya çıkabiliyor. Ne anlatmak istiyorum? Yani sofestayı tamam da arkadaşım, yani bu demek değildir ki her bir hareketi akılsızca olacak. Ya böyle bir şey var mı? Nerede var böyle bir dünya? Bazen akla da yanaşabiliyorlar yani. Ne yapalım? Maşallah ya, bu adamlar ne kadar akıllı. Alkışlayalım mı yani? Kainatın en akıllısı mı diyelim? Tırnak içerisinde ifade ediyoruz. Yani birbirine vuracak, kırdıracaksan şayet akıl hususunda, çünkü yaptığını öyle ifade etmek şartıyla kafire göre daha akıllı diyebilirsin. Zaten sonra üstad baltayı indiriyor yani. Baltayı dedim ama şöyle ifade edelim. Elmas kılıncı. Onun başına indiriyor, havale ediyor. Hiçbir şey yok diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından, ironi işte bak burası, kurtulup bir derece akla yanaştılar. Ne
güzel değil mi ya bu eserler? Elhamdülillah ya. İşte kalın kafalıların itiraz etmelerine anlam veremiyordum evvelden. Şimdi artık anlam verebiliyorum. Kalın kafalı oldukları için diyorum. O yüzden itiraz ediyorlar. Bunlar kalın ve koca kafalılar efendim. Öyle tabii ya. Nasıl ama benim terimlerim kalın kafalı yakıştırmam? Güzel değil mi? Ne diyelim artık? Yani en hafif, en kibar kelimeyi kullanıyorum. Koca kafalı bunlar yani. Askerliğimi yaparken Şırnak'ta kulakları çınlasın diyorlar. Kimileri kulakları kopsun diyorlar sevmedikleri için. Bir komutan vardı. Askerlere böyle derdi. Allah seni davul etsin. Kalın kafalı oradan aklıma geliyor. Bir içtima alamıyor. Askerler de götü başı ayrı oynuyor. Bir intizam yok. Hemen çıkışıyor komutan. Allah davul etsin diyor yani. Sözümü dinlemiyorsunuz. Vakkas uzman vardı. İşte içtimada sıra halinde diziliyoruz. Hareket edenin kımıldayanın nokta nokta diyordu. Unutmuyorum yani. Vakkas'tı adı. Allah'ım ne komutanlar gördük ya Hatay'da, Şırnak'ta. Ne derler buna böyle? Eğlenceli mi derler? Komik mi derler? Ne derler böyle güldüren insanlara? Biliyordum ama unuttum bak. Müşkül pesent değil. O tarz yani. Müşkül pesent gibi. Aklıma geldi de şimdi. Bilmiyorum ki mübarek. Hatırlasam nereden bileyim yani. Yani şöyle zaten askeriyeden sonra anti kemalist biri için yapılması gereken ilk iş şapkalı kepli fotoğrafları sobada yakıp imha etmektir. Zorla giydiriyorlar o kepi. Bere olsa yine giyerim. Tamam, sarık ağır gelir adamlara. Çünkü bere kışlık takkedir. Laf aramızda bak. Ağzını sıkı tut. Çünkü bazılarına bu damardan giriyoruz. Sarık yok değil mi başında? Yok hocam. Bere var. Kışlık takke de takke demiyor. Bere diyor. Ha, tamam o zaman diyor bak. Gördün mü? Çünkü o da İslam'ın malı. Kalpak da bizim malımız. Giysimiz. Kalpak. Takke, kışlık var bende. Bunlar kırmızıya dikkat kesilen boğa gibi, öküz gibi hedefe koştuklarından sarıktan başkasını görmüyorlar. O da bizim avantajımıza, lehimize oluyor. Sarık var mı yok? Sarık var mı yok? Hepimiz takkeliyiz. Yani bereliyiz hocam. Tamam geçin diyor. Bak. Allah bu sarık düşmanlarını aptala çeviriyor. Gördükleri halde. Bere de İslam'ın elbisesidir. Tırnak içerisinde. Bende bere çok. Yoksa takke dediğin zaman ne anlıyor insanlar? Ya soğukta takke mi giyilir? İncecik şey. Üşütürsün. Ama takkenin de kışlığı var. Biz onun adına bere diyoruz.
ya da Rusların giydiği o kalpağı biliyorsun değil mi? Üstad da giymiştir. Bende o da var bak, yanlışım yoksa, kuzu derisinden. Bir takıyorum, soğuk hak getire. Ama bir numara küçük almışım. Bana uymadı. Ama idare ediyor yani. Çok fazla kulaklarından sıkıyor gibi geliyor bana. Ama kulaklarımı kapatmazsam tam oturuyor. Kışın ama kulakların üşür. Kapatman lazım. O zaman saatlerce taktığın zaman ağrı yapıyor. Fakat saçlarımı kısaltırsam rahatsızlık yapmıyor. Ve şu an benim saçlarım oldukça da uzadı. Senin haberin yok bak, sana söylememiştim. Ders bitti ya, o yüzden bunları söylüyorum. Saçımı uzatmaya karar verdim. Artık salıyorum, ne hali varsa görsün diyorum. Nasıl? Sakal gibi. Güzel mi? Sırtıma gelmez değil mi artık? Saçım. Uzatıyorum artık yani. Uza gitsin ya mübarek ya. Çünkü peygamberimizin sünnetidir. Uzun ve kısa saç. Daha evvel makinesi var bende. Kısa kestiriyordum. 3 numaraya. Yani her ay keserdim. Fakat şimdi epey uzadı. İyi bakalım ya mübarek. Çok konuştuk. Kaç saat oldu ya, şimdi ben bunu nasıl internete yükleyebilirim ki? Bakalım. 1 saat 47 dakika 15 saniye. Bu kadar okusam yeter değil mi? Salisiye gerek yok. İyi bakalım, geliyor mu sesim? Hadi mübarek, rahat konuşamıyor musun? Ben de şu oyunuma gireyim bari ya. Millete biraz dayak atayım, olur mu? Combo yapalım biraz. Ellerim kaşınıyor. Oyun oynamadan duramıyorum ya, nasıl olacak benim halim? Keratalar çok keyifli yapmışlar Gail'i.